TRT ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Yepyeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Yanımda yine çok önemli bir konuğum var. İş insanı Okan Konyalıoğlu. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Can Hanım. Evet, öncelikle çok yoğun bir temponuz var. Yakinen de takip ediyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Bu temponun yoğunluğu doğru ama bu bizim tercihimiz. İnsanlar tercihleriyle yaşıyorlar. İstemediğiniz, tercih etmediğiniz şeyi yaşadığınızda yoruluyorsunuz. Fiziki yorgunluk tarafında haklısınız. Fiziki yorgunluğum bu aralar çok. Ama manevi taraftan bu bir tercih benim için bu şekilde yaşamak. O tarafta çok yorgunluğu hissetmiyorum. Ama akşam eve gidince o fiziki yorgunluğu çok hissediyorum. Okan Bey, biz sizi yıllardır tanıyoruz ve siz hep yoğun bir hayatınız oldu, hayat akışınız oldu. Bu yoğunluk içerisinde sizi en çok heyecanlandıran şey nedir? Ben hayata katkı koyduğum anları seviyorum. Onu hissettiğim anları seviyorum. Ne demek istiyorum burada? Ben üretim hayatına 91 yılında girdim, 30 yılı geçkin. İlkokuldan itibaren de işte tatillerimizi birçok benim dönemimdeki esnaf çocuğu, üretici çocuğun yaptığı gibi çalışarak geçirdim her tatilimizi. İşte cumartesileri gelirdik haftalık almak için. Bazen mış gibi yapardık, yerleri silerdik, masaları silerdik falan. Hep böyle bir çalışma ortamında geçirdim. Büyüklerimiz de bizi bu ortamlarda oldurmaya, motive etmek için çok iyi konumladılar kendilerini. Dolayısıyla farkında olmadan beni mutlu eden şeyin çalıştıktan sonra çevreye katkı koyacak bir çıktı olduğunu gördüm. Hatta birçok programımızda sizlere konuştuk ya, demin de az önce de konuştuğumuz üzere ben değiştiremeyeceğimiz şeylere odaklanmayı sevmiyorum derken konuşup konuşup bir çıktısı yoksa belki de oradan kalan bir meleke bende. Yani çalışıp, sonuç alıp bir çıktı almak ve bunu toplumla paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Yani bir projeyi önce kafada oluşturmak, sonra bunun icrasına geçmek, bu yolculuğun icrasında olmak, daha sonra da o hayal ettiğim, realize ettiğim, icrasında aktif olduğum, finalde de çıktısına ulaşabiliyorsam beni bu çok mutlu ediyor. Çünkü önce hayal etmişsiniz, yolculuğa çıkmışsınız, hesap etmediğiniz iniş çıkışlar olmuş, beklemediğiniz bedeller ödenmiş ama finalde de hayal ettiğinize ulaşmışsınız. Bu beni mutlu ediyor. Hem özel hayatımda hem iş hayatımda genelde bu şekilde. Rahmetli Ruhi Su şöyle der, benim Kabe'm insandır der ve hep insan mutlusuyla hareket eder. Sizin içsel motivasyonunuz nasıl ilerliyor peki? Sizi neler mutlu ediyor? Kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Tabii her insan bunu düşünüyor. Düşünür yani. Geçenlerde Konfüçyüs'ün bir sözünü okudum. Mutlu olmak istiyorsan mutluluğu aramaktan vazgeç. Mutluluğu arıyor olmak da bir kaygı sebebi diye. Çok düşündüm bunu. Hatta telefonda notlarıma da yazdım. Yani mutlu olmam lazım, mutlu olmam lazım güdüsü insana bir yük getiriyor, bir kaygı getiriyor. Ya mutlu olamazsam tarafından bakmaya başlıyorsun. O yüzden ben biraz hayatı, tabii ki hayallerim var, heyecanlarım var. İşte bugün güncelimizde biliyorsunuz bir seçim süreci var. Hep böyle bir arayışımız, bir üste koyma güdüsü var. Ama bunu sadece ben bunu yaparsam mutlu olurum, bunu yaparsam mutlu olurum tarafında konumlamıyorum kendimi. Çünkü bu sefer her ulaştığınız şey bir bakıyorsunuz bu muymuş? Ben o tahmin ettiğim Dolce Vita olmadı. Geldim oraya da Everest'in tepesine de geldim. Bu bayrağı da diktik ne oldu? Bu muymuş diyor insan. O yüzden mutluluğu arama kavramı hakikaten insana bir kaygı getirmeye başlıyor. Yoruyor değil mi? Yoruyor. Yani o anlamda hayatı akışında yaşamayı, tabii ki belli bazı donelerden şaşmadan, işte doğru insan, doğru evlat, doğru vatandaş gibi hepimizin herkesin kabulünden şaşmadan mutlu olmayı ben akışında yaşamak olarak değerlendiriyorum. Bu şekilde de herkesin mutlu olacağına inanıyorum. Çünkü kimisi her öğün havyar yer mutsuz olur. Kimisi her öğün kuru fasulye yer çok mutludur. O anlamda
akışında yaşamak olarak değerlendiriyorum mutlu olmayı. Küçük şeylerden de mutlu olmasını bilmeniz yani, gerekiyor aslında. Aynen, küçük şeyden mutlu oluyorsunuz, büyük şeyden mutsuz oluyorsunuz evet. Bazen. Yani akışında yaşamak bence en güzeli. Peki kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Olumlu veya olumsuz olduğunu düşündüğünüz özellikleriniz var mı? Tabii bugün sorular hep biraz manevi taraftan da Evet. geliyor. Öncelikle bu sorular ilk defa soruluyor bana. Yani döviz ne olacak, yatırımlarınız nasıl olacak, sivil toplumdaki projeleriniz nelerdir gibi sorularla ben çok karşılaştım. Belki bugün yine de konuşuruz bunları. Belki de konuşulması gerektiği için de soruluyor. Çünkü bu program bizim ikimiz arasında değil, seyredenlerin de güncelle ilgili fikirlerimizi de bilmesi gerektiği için de sorulması gerekiyor soruların. Diğer tarafta ki böyle biraz daha maneviyata yönelik soruları ilk defa alıyorum. Çok da mutlu oldum. Çünkü iş insanı da bir insan. Evet. Her insan gibi onun da etkilendiği anlar var hayatın sürecinde. Şu anda da böyle bir hayat yaşıyoruz. Bilmiyorum, sorunuzu ben tekrar alayım. Orada bu konuyu saptırınca biraz daha farklı noktaya evrildik. Sizi daha yakından tanımak istiyoruz aslında Okan Bey. Kendinizden biraz bahsetmenizi istiyoruz ve sizce sizin olumlu veya olumsuz özellikleriniz neler? Bir öz eleştiri yaptığınızda keşke bu özelliğimi törpüleyebilseydim dediğiniz bir özelliğiniz var mı mesela? Ya son dönemde mesela şu çok ortaya çıkmaya başladı. Benim yaşım 53, 54'e girmek üzereyim. Benim aldığım eğitimlerde hep şu verildi bana. Dinlemek konuşmaktan daha önemlidir. Eğitimini ben çok aldım. Özellikle Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bize mücadele ve dinlemenin önemini çok anlattılar. Çünkü dinlemeden bir şey alamıyorsun içeri. Girdiği sağlayamıyorsun. Bunu ben çok ön plana çıkardım hayatımda ama son yıllarda şunu gördüm. Çok dinliyorsun ama aksiyona geçmekte geri kalıyorsun, eleştirisi almaya başladım. Tabii yaş aldıkça eleştirilerin şekli de değişmeye başladı. Ben halbuki onu bir meziyet olarak, kendimde meleki olarak geliştirmiştim. Mesela bunu dıştan aldığım bir eleştiridir bu. Kendi özelimde tabii ki her yaş evriliyor insan. Yani bugün ben 5 yıl, 10 yıl önce çocuklarımda kızdığım şeyler oluyordu. Şimdi mesela orada çok zorlanıyorum. Bir şeye bakıyorum, yanlış olduğunu görüyorum. Çünkü benzer yollardan geçiyoruz. Ama diyorum ben buna müdahale edersem, bu hatayı buna yaptırmazsam ve ben ona doğrusunu söylersem, bu beni dinleyip yolu yürürse bu hatanın katlanmışını daha sonra yapacak. Ve o süreci beklemek, bekliyorsun artık. Hatayı yapsın, bedelini ben varken ödesin. Çünkü o zaman elinden tutup kaldırabilirim. O süreç mesela bana çok zor geliyor. Buralarda çok zorlanıyorum Okan Konyalı olarak. Bunun gibi personelimi yetiştirirken de ben bu sanayicilik macerasında 4 kişiyle başladım. 3 kişi vardı. Ben 4. olarak geldim. Babam çalışıyordu. Ortaklardan, amcamlardan ayrılmıştı. 2 tane presimiz vardı. Preslerde 2'şer kişi çalışıyor. Personel yokluğunda bir preste 2 kişi, bir preste tek kişi çalıştıramıyor. Ben preste çalışmaya başladım. 4 kişiden bugün 400 kişiye geldik. Her ölçeğin farklı bir yönetim şekli var tabii. Mesela 10 kişi, 20 kişiyken hayatın içindesiniz. Üretimin içindesiniz, presin başındasınız veya işte makinalarınız neyse, giyotinin, vincin, bizim sektörün makinelerin başındasınız, yönetiyorsunuz. 50-60 kişilere, 70 kişilere çıktığınızda biraz daha geri çekiliyorsunuz, gözlemliyorsunuz. 100-150 kişilere çıktığınızda, 200 kişilere çıktığınızda onu yönetecek insanları alıyorsunuz, o yönetecek insanları teknik olarak anlatıyorsunuz. 300-400-500'lere geldiğinizde yönetimin hiç içinde değilsiniz, sadece vizyon koyuyorsunuz. Şimdi bunu da tabii bilir olmak için sürekli eğitim almanız gerekiyor. Her ölçeğin yönetim şeklini Rabbim bize bir modül yerleştirmiyor. Bize verdiği modülle hayatı yorumlayın diyor. Hayatın akışına göre doğru pozisyon alın diyor. Şimdi insan yönetme süreci yaşadım. Önce işi öğrenme, sonra tekniği öğrenme, sonra insanı öğrenme, sonra da bunu yönetme. Sonra da hiçbir şey yapma, sadece vizyonu düşün sürecindeyim şu anda. Bu da tabii şurada çok kıymetli. İşiniz mutlaka bu soru da gelir diye biraz atlıyorum, uzatıyorum da kusura bakmayın. İş insanının bu ölçeklerde kendisini doğru yerde konumlaması gerekiyor. Doğru yerde tanımlaması gerekiyor. Yani
10 kişilik bir işletmene ben vizyon koyarım diyemezsiniz. Orada çalışmanız lazım. Evet. Fiziken çalışmanız lazım. Ama 1000 kişilik bir işletmene de ya kalk şuradan ben bu işi şöyle yaparım, sen deneyim yaparım diye makinenin başına da geçemezsiniz. Yani bu yetkinliklerin iyi okunması gerekiyor. Bence iş insanının kendisini konumlaması gereken yer burası. Her ölçeğin, her sektörün, her iş yapma modelinin geldiği yetkinlik seviyesine göre kendisini güncellemesi gerekiyor. Bu da çok okumakla, çok dinlemekle, çok seyretmekle oluyor. Bu hakikaten bir evrim işte. İnsanın kendisini tanıması yolculuğu burada ortaya çıkıyor. Bir makineyi çok iyi kullanabilirim ama işletmeyi yönetemem. O makine aradan kurulu işletmeyi yönetemem. Ben bugün kaynak yapmasını bilmiyorum. 100'e yakın kaynakçı çalışıyor. Metal fiyatını bilmiyorum. Metal pazarının ana oyuncularından biriyim. Ama bunların hepsini çok iyi yaparak geldim. Ama her ölçekte, demin de söylediğim gibi iş modelinin değişmesi, farklı yetkinliklerin ihtiyacının ortaya çıkması ve o yetkinliklere uygun olarak kendimizi renove etmemiz, yenilememiz, update etmemiz, güncellememiz diyeyim. Bunların gerektiğine inanıyorum. Ben kendi işletmemde bunları yapıyorum. Kendi içimde yapmaya çok özen gösteriyorum. Mesela son dönemde en çok beni üzen konulardan bir tanesi işte bu seçim çalışmalarından ötürü kitap okuyamıyorum. Kitap okuyamayınca girdi azaldı. Hani geçmişten yiyorum şu anda. Geçmişteki girdilerden yiyorum ama günceli okuyamayınca çıktı da güncel çıktı da azalıyor. Dolayısıyla mesela beni son dönemde üzen bir konudur bu. Kendinizi güncelleyememek nasıl güncelleyeceksiniz? Bir girdi olması lazım. O da okuyarak, seyrederek, bakarak, görüşerek, istişare ederek. Ama işte güncelimizde tercihlerimiz dolayısıyla bu ara biraz gündem kayınca güncel bilgi, güncel beslenmem azaldı. Mesela beni üzüyor. Şunu da merak ediyorum. Az önce dediniz ki 4 kişiden 400 kişiye ulaştık dediniz. Bu başarının sırrı ne peki? Çünkü bunu yapmak da kolay bir şey değil eminim ki. Davut Hanım tabii başarı nedir, başarı mıdır, değil midir? Bunu tartışırsak zaten ayrı bir program yaparız. Evet, bir iş insanının... Ben bu hayata, iş hayatına ilk başladığımda çok sevdiğim bir abimin yanına gittim. Sonra o da çok iyi yerlerde kendisini konumladı iş aleminde. Abi dedim ya işte ben başladım. Beni de sevdiğini biliyorum. İzmir'de oturduk bir yerde yemek yiyoruz. Ne önerirsin ya? Daha yolun başındayım dedim. Abicim dedi çok paran olsun. İstiyorsan dedi ticaret yap dedi. Ticarette çok paran olabilir. Aileden de üç kuşaktır da bu işi yapıyorsun zaten. Ama bizim okan olursun dedi. Çünkü herkes de böyle anlık operasyon, anlık hiç derinliği olmayan fazla insanın hayatına dokunmadan hayatını geçirirsin. Ama paran olur bak dedi. Güzel de paran olur. Evler alırsın, bir sürü bir şey alırsın. Hayat boyu da 5 kişi, 10 kişi fazla insanın hayatına dokunmadan alır satar durursun. Ama Okan Bey olmak istiyorsan, bir power, bir güç sahibi olmak istiyorsan, toplumda gösterilmek istiyorsan, fakat borçla yaşamayı da kabul edeceksen, hayatın boyu hep borçla yaşamayı kabul edeceksen, borcu yönetebileceksen, güce sahip olursun, o zaman sanayici ol, o zaman üret dedi. Önceleri bana çok saçma gelmişti bu konu. An itibariyle baktığımda, hani 4 kişiden 400 kişiye geldik, evet. Başarı mıdır? Yani o anlamda söylüyorum. Güce sahip olmak herkes istiyor. Bedel ödemeyi kimse istemiyor. Hani var ya bir söz, herkes cennete gitmek istiyor ama kimse ölmek istemiyor diye. Yani buradan baktığımızda mutluyum. Başarılı mıyım? Kendi kriterime göre başarılıyım. Ama işte alacağım var, borcum var, makinalarım var, kapalı alanlarım var. Bir taraftan da bakıyorum şimdiki Z kuşağına. Onlar bir para sahibi olma derdinde değil. Onun için çalışmıyorlar. Güzel bir hayat yaşamak için çalışıyorlar. Kesinlikle. Yani benim başarı kriterim ne? Şimdiki Z kuşağın başarı kriteri veya artık yeni kuşaklar da geliyor, daha da yenisi geliyor. Farklı. Yani yeni bir Z kuşağını getirsen buraya, al sana işte şu kadar fabrika, şu kadar insan, şu kadar sermaye, şu kadar alacak, şu kadar borç desen, ya bu başarı değil ki kardeşim. Bırakın bana bir tane kuvvetli bilgisayar verin.
Para pula da gerek yok. Biraz da böyle iyi dünya vatandaşı olayım, beni salıverin der. Diyorlar ya, ben hep onu gözlemliyorum şu anda. Ben dünyayı gezeyim, gittiğim yerde çalışayım, açayım bilgisayarımı. Yeter ki connection'ım kuvvetli olsun dünyayla. O güncel kadar da param olsun ama hayatı da keyifle yaşayayım. Mesela orada da başarı o. Benim tarafta evet başarılıyım. Ben çok böyle şey oldu, kişisel ego gibi oldu ama yani yola çıktığımda ki kritik başarı faktörlerimle doğru yoldayım. Diğer taraftan da baktığımızda mutluyum, hayatı mutlu yaşıyorum. Bu da bir başarı, kritik başarı faktörü. Çocuklarımla, arkadaşlarımla, etrafımda oluşturduğum dost, arkadaş ekosisteminden besleniyorum. Onlar benden besleniyor. Bu anlamda da başarılı görüyorum kendimi. Evet, yol uzun ve meşakkatli baktığımız zaman. Düşe kalka bir şeylerin üstesinden de gelmeye çalışıyoruz ama siz başarıya uzanmak için illa düşmek gerekir mi sizce? Ya da siz bu uzun hayatınızda hiç düştüm, nasıl kalkacağım diye kendinizi sorguladığınız oldu mu? Yani düşmek, kalkmak hep düşmek nedir, kalkmak nedirden çıkacağım. Bu sefer de varoluşumuzun sebebine gideceğiz. İyice konu değişik noktaya gider. Katkı koyar. Yani yine ben böyle sözleri sevdiğim için söylemek istiyorum. Nelson Mandela'nın bir sözü var. Ben hiç kaybetmedim. Ya kazandım ya öğrendim. Ben bunu çok kıymetli görüyorum. Para kaybedebiliriz, hata yapabiliriz, iş kazası geçirilebilir işletmelerimizde. Birçok negatiften hata yaptım değil, öğrendim diye çıkmayı ben düstur edinmiş bir kişiyim. Aslında bir yerde de tecrübe değil mi? Evet. Bugün demin de söyledim ya, 10 yıl önce çocuk yetiştirirken reaksiyonel davrandığım şeye, bugün bekleyeyim, yapsın bu hatayı, nasılsa yanındayım. Çok kötü olursa elinden tutarım. Zaten kötü olmazsa da o ders alır gözüyle bakıyorum. Hayata da böyle bakıyorum. İş hayatına da böyle bakıyorum. Yani demin oraya atladım. Personelimi yetiştirirken de ben 15-20 yıl önce yapmışım o hatayı. Görüyorum. Şimdi o koltuğu teslim ettiğim arkadaşlar o hatayı yapıyor. İçim gidiyor. Ya bu hata bu. Para gidiyor, iş gidiyor, yanlış yapıyorsun. Eleman kaybediyoruz. Bunu söyleyeceğim ama ben bunu söylediğimde bu sefer daha sonraki adımda daha büyük yapma ihtimali var. Seyrediyorum. Not ediyorum genelde bunları. Sonra tabii söyleyemiyorlar da bana. Çağırıyorum, soruyorum okeysi. Konuşuyoruz. Anladığı hiç sorun yok. Hı hı. Hata yapılabilir. Hata sorun. Hata tekrarladığında problem haline geliyor. Yani ben hata yapılmasına çok açık bir insanım. Yeter ki hatadan ders alınsın. Ama hata o artık bir problem. Hata yapılabilir ve ders alındığı zaman bundan güzel eğitim yok. O yüzden kendi işletmelerimde de, çalışanlarımda da, kendimde de ama tabii bizler sistemlerin başındaki kişiler olarak buradaki toleranslarımız azaldı. Yani yanlış bir şey konuştuğumuzda, yani bana göre yanlış olmuyor ama bazen karşı tarafta, karşı cenahta veya bir yerlerde hatalı kabul edilebiliyor. O yüzden biraz daha böyle tutarlılığımızı diyeyim, çok düşünüp az konuşmak diyeyim, bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Okan Bey, Desiat, Kal Dergisi, FED, Çardak Organize Sanayi, Denizli Sanayi Odası, farklı organizasyonlarda farklı sorumluluklar. Bunun nedeni nedir peki? Evet, bugün sorular hep böyle çalışmadığımız yerden geliyor. Bunun nedeni nedir? Şimdi biz her şeyi toplumla beraber yapıyoruz. Bugün bir İskandinav ülkesi gibi her şey belli vizyon içerisinde, belli bir portre, belli bir çerçeve içerisinde yürümüyor bizim hayatımızda. Birbirimize destek olmaz isek, birimizin arkasını toplamak, birimizin önünü açmak gibi iletişimi kurmaz isek, bizim gibi gelişmekte olan toplulukların işini zor olduğunu düşünüyorum. Benim edindiğim bilginin, benim edindiğim becerinin başkasına da çok katkı koyabileceğini düşünüyorum. 4 kişiden 4-3 kişiye gelinceye kadar hakikaten çok badireler atlattık. Şimdi bunu yaşamışız. Yaşanmışlıkları paylaşmak hoşuma gidiyor. Ve bu saydıklarınızın hepsine dikkat ettiyseniz farklı organizmalar. Yani Kalite Derneği'nin kendisini konumladığı yer çok farklı.
o yaşamda ve üretimde kaliteyi çok merkezde almış bir organizasyon. DESİAD'a geliyorsunuz. DESİAD'da iş insanlarını gönüllülük esaslı bağlıyor birbirine. Burada farklı bir motto var karşımızda. Organize sanayiye geliyorsunuz. Çok farklı bir dünyası var. Yani şu ana kadar konuştuklarımızdan farklı bir noktası var. Federasyonda kapsayıcı bir yapısı var. 3-4 şehrin içinde olduğu, farklı yapıda insan kaynağının olduğu, işte Sor Optimistler var, Aydın'da girişimci iş kadınları var, Bodrum'da genç iş insanları var. Şimdi kapsayıcı bir yapı var. Orada da iletişimde iyi olmak biraz ön plana çıkıyor. Sonra şimdi de sanayi odası var. Sanayi odası da küçük ölçek, orta ölçek, büyük ölçek herkesin olduğu ve geniş kapsayıcılığı olan şehirde bence artık hani bu organizasyonların en tepesi nokta gibi görüyorum. Hepsinden farklı farklı beslendim. Aldım, verdim, birinden aldım öbür tarafa veriyorum. Bunu çok kıymetli buluyorum. Mesela Kalder'de birçok global firma, ben Kalder'de Ege Bölgesi yönetimindeyim, birçok global firma üyemiz. Hal böyle olunca 100 yıldır, 150 yıldır iş yapma teknikleri, iş modellerini görüyoruz oralardaki üyelerimizde. Ve onları görüp buraya getirmek veya buradaki arkadaşlarımızı, bizden ne kadar üretimde kuvvetli kas gücümüz olsa da ben sizden görüyorum, siz başka arkadaşların böyle böyle büyüttük işlerimizi. Ama orada adamlar 100 yıldır, 150 yıldır, 200 yıldır, 250 yıldır global ölçekte iş yapmışlar. Bizim şu anda yaptığımız hataları 100 yıl önce yapmışlar. O yüzden Kaliler'de de mesela bu benchmark dediğimiz gözlemleme tarafımızı çok artırdık. Denizden firmaları alıyorum mesela, Hugo Boss'a götürüyorum, Boş'a götürüyorum. Bunlar çok 100 yıllık firmalar. Çok katkı koyuyor. Benim de söylediğim gibi hep merkezinde iletişimle paylaşmak var. Ve bu sivil toplum da bana bu imkanı verdi. O yüzden oralarda çok konumluyorum kendimi. Mutluyum da. Peki tamam olmak nedir sizce? Öyle bir şey var mı? Yani ömrümüz boyunca evet ben tamam oldum diyebilir miyiz sizce? Ben bu sorularda biraz Mustafa'nın parmağını seziyorum. Bunu da söyleyeyim de. Yani böyle bir şey yok. Yok yani. Yok. İnsan gelişen ve öğrenen bir varlık yani, değil mi hayatı boyunca? Geçen hafta bir abimle beraberdim yine, 70 küsur yaşında. Abi dedim ya 30 yaşında olmak istemem. Kesinlikle olmak istemem. Kesinlikle. Şu eşimin olgunluğundan çok mutluyum dedi. Ben de oturdum, ben kendi masama geçtim, oturdum. Şimdi hakikaten ben şu anda bunları size 53 yaşındaki Okan olarak anlatıyorum. Yani bana 30'umda gelseniz benim kritiklerim, kritik başarı faktörlerim çok farklıydı. Ama bugün geldiğinizde o kadar farklı şeyler konuşuyorum ki 35 yaşında belki beni dinleyen arkadaşlarım ya bu herif ne diyor da diyebilir. Tabii biraz Sedat Peker tarzı oldu hani 40 yaş altı gibi. Artık bunları ister kesersiniz ister devam edersiniz. Tamam olmak diye bir şey ben kabul edemiyorum. Ya. İnsan sürekli üstüne koymalı. Yineleyerek yenilemeli kendisini. Sürekli olarak yenilememiz gerekiyor. Sürekli okumamız gerekiyor, gözlemlememiz, istişare. Ben sizinle bir şey konuşacağım. Siz benden bir şey alacaksınız, ben sizden bir şey alacağım. Çünkü çok verdiğim bir örnek. Yani siz buraya baktığınızda şurayı görüyorsunuz, ben burayı görüyorum. Burayı göremiyorsam sizden fikir almam lazım bunun tamamıyla ilgili konuşmak için. O yüzden ben insanın tamam oldum diyen insanlarla bir arada olmak da istemiyorum. Evet. Ya artık orada bir ego yığınıyla konuşmanın da bir anlamı yok. Okan Bey şunu da merak ediyorum. Az önce soracaktım, atladım soruyu ama Denizli Sanayi Odası ile ilgili olarak projelerinizi çok merak ediyorum. Projeleriniz neler? Biraz bahsedebilir misiniz bize? Tabii programın konseptinde güncellik yok bildiğim kadarıyla ama artık seyreden de ona göre demek ki o dönem Denizli Sanayi Odası seçimleri varmış diye yorumlar. Bizim en büyük projemiz, ben ve arkadaşlarımın ortak akılı getirmek. Nedir bu? Ben işletmelerimde şöyle bir yöntemle yönetiyorum işletmelerimi. Bir fikrim var, aplikasyonu var bizde. Hı hı. 400 çalışanımızın 400'ünün de mobilinde vardır. Ve akşam eve gittiğinde, yemek molasında, çay molasında, artık biliyorsunuz hepimiz mobil telefonla, mobille yaşıyoruz. Evet. Yani ben çay molasına bakıyorum. Herkes çıkıyor. Hiç kimse birbiriyle konuşmuyor. Aslında o bir sosyalleşme molası. Herkes oturuyor, alıyor telefonu. Herkes böyle.
Yani son 3 saattir dünyayı kaçırmamak için herhalde o molalar verilmiş gibi hissediyorum. Biz de önceleri şey yaptık. Bir fikrim var diye kutular koyduk. Baktık kimse bir şey yazmıyor. Çünkü herkesin boş vaktinde mobil telefonda. Ondan sonra bir aplikasyon, fabrikanın köşelerine tabletler yaptık. O kısmen katkı koydu bize. Orada da yazıldı. Ya dedik yine insanlar niye katkı koymuyor? Sonra dedik ya bir aplikasyon yapalım. Bizim IT birimimiz bir aplikasyon yaptı. Şimdi 7/24 fikri aklına gelen giriyor. Ya diyor o koltuğu dik koymuşsunuz ama yatay koymuş olsaydınız ben forkliftle daha rahat yanaşırdım. 5 dakikada yaptığım şu 3 dakikada yapardım. Hemen bir komitemiz var. Onlar hemen toplanıyorlar 15 günde bir. İşte o 15 günde hangi öneriler gelmiş? Bu önerileri hakikaten işte sosyal tarafı var, maddi tarafı var. Birçok kritiğimiz var bizim. Ona göre kritize edilip uygulamaya geçenler ve uygulamaya geçenlerden de maddi şey veriyoruz. Ödül veriyoruz. Şimdi buradan nereye geleceğim? Sanayi odasında da bizim odalarda ve derneklerde şu ana kadar en çok karşılaştığımız şey sanayi odası ne yapar? Hı hı. Şimdi 1500 üyesi olan bir yerin hakikaten dokunabildiği, fiziken dokunabildiği %15, %20'si. O da karşı taraf istekliyse. O zaman hakikaten bu soru insanın canını sıkıyor. Yani biz de oraya gidiyoruz, bir şey yapalım diye gidiyoruz. Çünkü biz de vaktimizden ve nakdimizden veriyoruz oralara gittiğimizde. Bu sefer moral bozukluğu bizde de başlıyor. Yani onura edilmemek, o kadar mücadele verip bizde de moral bozukluğu başlıyor. Bu mesela bunu nasıl çözebiliriz diye arkadaşlarımla konuştum. Yönetim kurulu toplantılarını, meclis toplantılarını canlıya alalım. Yani orada 100 kişi daha artırabilsek, 200 kişi daha artırabilsek. Sonra bu zamanla artar diye değerlendiriyoruz. Ama ana esas kritiğimiz ortak akıl. Yani biz hemen ilk günden yapacağımız şey bir strateji yol haritası, beyin fırtınası toplantısı yapacağız profesyonel bir firmayla. Oradan çıkardığımız sonuçlar, oradan önce bir survey, bir anket çalışması yapılacak üyelerle. Onların beklentilerini alıp stratejik yol haritamızda da konumlayacağız. Ve buradan çıkardığımız kendi süremiz boyunca 4 yıl içerisinde gerçekleştirebileceğimiz 3 ya da 4 tane makro projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Ya somut bir şey söyleyin derseniz onu da söyleyebilirim. Ama bunlar sanayi odasının tek başına odaklanacağı şeyler değil. Örnek olarak Denizli'nin bir hava yolu problemi var. Kangren. Evet. Denizli'nin bir demir yolu problemi var. Kangren. Bunlar tabii ki sanayi odasının gündeminden düşmeyecek. Mesela her yerde olduğu gibi Denizli'de küçük ve orta ölçekli üreticilerin kapalı alan problemleri var. Yani bunun için TOKİ konutları gibi devletten arazi talep edilip kendi imkanlarımızla uzun vadeli üyelerimize verilebilir. Bunu tartışıyoruz kendi aramızda. Mesela bir üyemiz geçenlerde şey dedi. Ya dedi uzun yıllar Ankara ofisi açık kalmıştı. Oradan çok istifade etmiştik. Ankara ofisini tekrar niye açmıyorsunuz? Yani bir emekli müsteşar, emekli bakan, emekli milletvekili yani o network'ün içinde olan birisi. Ankara'yı bilen, Denizli'yi de bilen bize katkı koyabilir diye. Sonra düşündük, araştırdık. Evet, rahmetli İsmail Şengül abimiz milletvekilinin emekli olduktan sonra o ofisin başına geçmişti ve Denizli sanayicisiyle Denizli'yi etkileyebilecek koltuklarda oturan bürokratlarla bir iletişim sağlamıştı. Mesela bu güzel bir proje. İşte bu da ortak akılın projesi ama ziyaretlerimizde çıktı mesela. O yüzden ortak akılla yönetmekten kastımız, ana projemiz bu aslında. Çünkü bugün nereye gidersek de herkesin bir fikri var. Gerçekleştirilebilecek var, gerçekleştirilmeyecek var. Bazı makrolar var, bir de bazıları mikro. Zaten güncelli işlerimiz olacaktır. Günceli güncelde çözeceğiz ama makroyu da şöyle de boğulmak da istemiyoruz bu arada Cansu Hanım. O proje var, aman onun peşinde koşalım. Bu proje var, onun peşinde koşalım değil. Yani gerçekleştirilebilecek gücümüz nispetinde, imkanlarımız, ağırlığımız nispetinde 3 veya 4 projeyi merkezimiz alıp bunları yönetmek istiyoruz. Mesela ben örnek olarak söylemek gerekirse şu anda Ticaret Odası'nın yürüttüğü bir teknik tekstil projesi var. Çok takdir ediyorum. Organize sanayi bölgemizin de şu anda gündemini aldığı teknik üniversite. Yani böyle çok geniş tabanlı değil, 3-4 bölümden oluşan teknik üniversite. İngilizcesi to the point, tam böyle nokta atışı. Bunlar da bence çok karşılığı olan şeyler.
Bu gibi şeyler biz yapmayabiliriz ama bize de destek de vermemiz gerekiyor. Çünkü bakıyorsunuz hakikaten aklın yolu bir sanayiciye katkı koyan projeler bunlar. Genelde Anadolu şehirlerinde denizde de var. Ben yapmıyorsam iyi değildir. Biz buna karşıyız. Başka arkadaşımız yapmıştır. Ona katkı koymak da bir projedir. Ona destek olmak, önüne set olmamak da bir projedir. Yani bunlar hep ortak akılla, ortak güçle, Denizli milliyetçisi olarak değerlendiriyorum biraz da ben bunu. Projeler genelde bu kültürde yürüyecek bizde. Okan Bey, ilham aldığınız kişiler var mı hayatınızda? İlham aldığım... ya da rol model olarak yani gördüğünüz. Yani şöyle söyleyeyim, bir kere %100 bir kalıp yok. Çünkü her yaşın kalıbı değişiyor ya. Ama bir şeye karar vermeden önce mentorluk aldığım, benden kimisinin iş bilgisi yüksek, kimisinin hayat bilgisi yüksek diye kendimce kabul ettiğim büyüklerim var. Küçüklerim de var. Herkesin gelişim süreci farklı oluyor. Ben 53 yaşındaki birikimime 35 yaşında ulaşmak isterdim. 40 yaşında ulaşmak isterdim. Bunu becerebilen az sayıda insan da var. Tekabül deniyor galiba. Yani ben bu tekabülü mesela 10 yıl önce becerebilmiş olsam çok daha farklı olurdu. Bunu becerenlere ben hayranlık duyuyorum. Böyle küçüklerim de var. Onlarla da konuşuyorum. Herkesten bir şeyler almayı çok önemsiyorum. Eskiden hatırlıyorsanız hep şeydi. Büyüklere danışalım. Şimdi bu Z kuşağı veya bizden yeni kuşaklar da farklı geliyor. Ben bazen işin içinden çıkamadığım zaman oğlumu arıyorum. Ya ben böyle bakıyorum, böyle yaptım. Öyle bir şey söylüyor ki bana. Ya ben bunu nasıl düşünemedim? Önceleri bu beni rahatsız ediyordu. Şimdi ya diyorum tamam. O da oradan bakıyor. Ve 2-3 defa oldu bu. Bazen babama gidiyorum, babama soruyorum. İşte İstanbul'da, İzmir'de abilerim, büyüklerim var. Onlarla çok konuşuyorum farklı konularda. Ama ne olursa olsun şunu da unutmamak lazım. Ben bunu buradan da bir dipnot, altını kırmızıyla çizilecek bir dipnot olarak söyleyeyim. Gece yatağa yattığınızda siz kendinizsiniz. Herkes bir fikir veriyor. O çünkü onunla büyümüş, oradan görmüş, masaya oradan bakmış, onu anlatıyor size. Ama gece yastıkta kafanız sizsiniz. Ama onların hepsi bir katkı. Ama size kimse birebir kopya veremiyor. Ben yastığa Okan olarak yatıyorum. Siz Cansu olarak yatıyorsunuz. Birini çok beğeniyor olabiliriz. Ama o tam böyle üzerine negatif olarak yapışmıyor. Dolayısıyla acısıyla tatlısıyla çok dinlediğim insan var. Heves aldığım insan var. İlham aldığım da var. Ama mutlaka kendi süzgecimden geçiriyorum bunları. Çünkü bedeli ödeyecek olan yine benim. Bazen yapmıyorum. Bazen ortasız bir şekilde yapıyorum. Tadını kaçıracak kadar yapıyorum. Eşim bu yüzden çok takılır bana. Ortasızsın sen diye. Hakikaten bazen şeyi kaçırıyorum. Tadını kaçıracak kadar koyu gidiyorum bazı konularda. İlham aldığım insan çok. Ama yine ben kendi süzgecimden geçirerek yönetiyorum hayatımı. Evet, son soruya geldik. Aslında klişe bir soru ama merak ettiğimiz de bir soru. Bundan 30 yıl öncesine gitsek, şu an benim oturduğum yerde 30 yıl önceki Okan Konyalı oğlu olsa... Anam siz genç olduğunuzu biliyordum da bu kadar olduğunuzu bilmiyordum. Küçültmüş olabilirim birazcık. Ona ne söylemek isterdiniz? Evet, daha çok, benimki de klişe bir yandı, daha çok okumasını isterdim. İnsan tekamülü hakikaten çok önemli bir şey. İnsan hayatta tekamül etme. Benim aydınlanmam, aydınlanmaksa o, 45'inden sonra olmuştu. Bunu 40'a çekebilmek isterdim, 35'e çekebilmek isterdim. Her yaşadığımdan ders alarak yürümek isterdim. Çok şey yaşadım, siz de herkes yaşıyor. Her hayat bir hikaye. Ama bazıları her hikayeden ders çıkararak yürüyor. Ben bu ders çıkarma yaşım 45 ile 50 arasında olduğunu fark ettim. O yüzden böyle kıskandığım, gıpta ettiğim arkadaşlar var.
30'unda adamın tekamülü başlıyor, kadının tekamülü başlıyor. Yani aydınlanması başlıyor. Yaşadığından ders almaya, oradan aldığı derste çıkarımla yürümeye başlıyor. Benimkisi biraz geç oldu. Ben yatım okulda okudum. Mesela orada okumaktan çok mutluyum. 80 kişi, 90 kişi bir odada kader birliğiyle yürüyorsunuz. Mesela oralardan aldığım biriktirdiklerim var. Üniversiteyi yalnız yaşadım. Orada biriktirdiklerim var. Şimdi düşünüyorum o yaşlara geri dönsem ne olurdu diye. O yaşları ben kendi güzelliğiyle yaşamışım. Yani bugünden oraya çok yorum yapamıyorum. Belki biraz daha okumam lazım yorum yapabilir olmak için. Biraz evet. Daha bir yolculuğa ihtiyacım var sanki. Efendim ben çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız. Biz sizi tanıyorduk, daha da yakından tanımış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz sizi izleyenlere? Ne söyleyeyim? Yani demin sizin sorduğunuz soruların çoğun kapsayıcıydı zaten. Herkesin bir mutluluk yolculuğu var. Bu sabit bir şey değil. Yani elinize attığınızda yakaladığınız bir şey de değil. Bir gün bir akıntıya, oltaya atıyorsunuz, balık vuruyor. Yaşasın diyorsunuz, yarın yine oraya gidiyorsunuz. Atıyorsunuz, bir tane bile vurmuyor. Akıntının yönü değişmiş. Hayat böyle değişkenliklerle yaşanan bir süreç. Günü günceli iyi takip etmek, kendi mutluluğunuzun çevrenizin mutluluğuyla birlikte olduğunu bilmek, bunlar çok kıymetli. Ama ne olursa olsun gece yastığa başınızı koyduğunuzda yalnızsınız. Bunların idrakında olmak, ne kendinize ne başkasına gereksiz bagaj yüklememek, yük yüklememek gerektiğini öğrendim ben bu yaşlarda. Yani çoluğunuza, eşinize, arkadaşınıza, özellikle son dönemde demin programdan önce Mustafa'yla da konuşurken siz de belki kulak kabartmışsınızdır. Sanayi odası seçimlerinde yaşadıklarım şu anda bana ilginç dersler verdi. Ben bunu da pozitif görüyorum. Ben demin anlattıklarımı negatif gibi anlatmıştım size ama yani güven ve duyguyu özellikle bu süreçte bırakmam gerektiğini seçimlere kadar onu anladım. Fakat demin de söylediğim üzere seçimlerden sonra da tekrar bunları kazanmak, bu melekeleri kazanmak olmazsa yandım diyorum. Yani kazanamazsam işimiz zor diye düşünüyorum. Genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ederim. Bu fırsatı da verdiniz. Bu bence keyifli bir paylaşım oldu sizinle birlikte. Hem ekibinize, biz ne kadar burada iki kişi görünsek de bunu yapan, arkada hem düşünen, realize eden bütün ekibe de teşekkür ederim. DRT'ye teşekkür ederim. İnşallah dinleyenler de katkı alır bu söylediklerimizden. Benim söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık sizinle. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, programımızı burada noktalıyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.